Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine bir bebek elbisesi çalışacağız. Elbisemiz bu kez birazcık daha büyük boyutlu oldu. Şöyle hemen bir uzunluğunu vererek başlayalım. Daha sonra tekrar vereceğiz ama aklımızda olması açısından en alt kısmından veriyorum. 42. Biraz da bakın 42'yi taşıyor. Ve en üst kısmından, omuz kısmından ölçerek veriyorum. 46 kol altından bir ölçü verelim kol altımız ise 24 bakın fazla fazla 24 ve etek ucunu da şu şekilde bir ölçelim en uç kısmını en uç kısmı ise 49 santimden oluşmakta elbisemiz elbisemiz bir yaş ve üzeri çocuklarımızın giyebileceği büyüklüğe sahip Tabii kilo fonksiyonu çok önemli etki ettiği için Çocuklarımızın kilosuna göre yaşlara da giyip giymeyeceği de değişiklik gösterebiliyor. Sizler kendiniz öreceğiniz kişi belli ise ayarlayabilirsiniz. Evet kolay gelsin diyerek hemen elbisemize başlayalım. Elbisemiz için Nako'nun Lüks Binnoş Baby'sini kullanıyorum. Şu şekilde ipimizi bir tanıyalım. 100 gramdan oluşan ve 330 metre olan bir ip. Ee, karışımına bakalım. %50 poliamid, %50 de premium akrilikten oluşan bir ip ve tığımız şöyle 3,5 numarada tığ kullanıyorum. 103 tane zincir çekerek elbisemize boyun kısmından başlıyoruz. Elbisemin zincirinin ölçüsünü şöyle net bir fikir olması açısından mezurumu koydum. Bakın hiç gerdirmeden olduğu gibi birden başladım. Şu şekilde görecek olursanız birden başladı. Şöyle elimi tuttum. Bakınız 43. Şöyle bakın yandan tutuyor. 43, 44 tam 44 santim olduğunu görüyoruz. Şimdi 44 santim 103 tane zincirimiz var. Şu şekilde birleştirerek hemen örmeye başlayalım önce bir düzeltelim zincirimizi şöyle düzeltelim farklı yönde olmasın ilk başlangıç yerimize gelerek batalım ve birleştirelim şuradan sıkıştırıyorum ve örmeye başlayalım 1 2 3 4 4 tane zincirimi çektim tığımın başını doladım bir tane atlıyorum ikinci zincir yuvasına gelerek batıyorum ve bir tane trabzanımı örüyorum bir tane zincirimi çekiyorum tığımın başını doladım sıradaki zinciri atladım ikinci zincirin içerisine girerek bir tane daha trabzanımı örüyorum bir zincir çekiyorum tığımın başını doluyorum bir zincir atlayıp ikinci zincirime batıyorum bir zincir çekiyorum tığımın başını doluyorum bir zincir atlayıp ikinci zincirimin içerisine girerek bir tane trabzanımı örüyorum ve bu şekilde bütün zincirlerimi bir zincir atlayıp ikinci zincire batarak kutucuklar oluşturuyorum bir zincir çektim bir zincir atladım diğer zincir ve toplamda 52 tane kutucuk olana kadar zaten tamamını yaptığımız zaman 52 tane kutucuğumuz olacaktır. O da diğer ihtimale karşı mutlaka kutularımızı sayalım. Şimdi hepsini tamamlayıp gelelim. Elbisemizin yakasının ilk e, trabzanlarının olduğu bölümü ördüm. Şu an 52 tane kutucuk mevcut. Başlangıcından bitişine kadar tam 52 tane kutu şu şekilde boğaz kısmını bir görelim. Bakınız şu şekilde gayet güzel oldu. Şimdi hemen örmemize başlayalım. Başlangıç yerimizden itibaren 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. İlk trabzanın içerisine giriyorum. Yalnız her bir trabzanımızı birer defa da alıyoruz. Bakın 1, 2, 3. 3 defa da çektim. Tekrar 1, 2, 3. Bu şekilde alalım. 2 tane zincirimizi çekelim. Tığımın başına doluyorum. Yine aynı yere giriyorum ve 1 2 3. Tığımın başını doladım. Aynı şekilde 1 2 ve 3 defa da çekerek aldım. Birinci kutucuğumu doldurdum. 2 trabzan ördüm. 2 zincir, 2 trabzan ördüm ve 1 zincir çekiyorum. Aşağıdaki kutuyu atlıyorum. Diğer kutunun içerisine başını dolamış olduğum tığımı getirerek batıyorum. Bir, iki defa da çekiyorum. Üçüncü kez çekmiyorum. Tığımda bekletiyorum. Tığımın başını doluyorum. Aynı yere tekrar giriyorum. Birinciyi örüyorum. Başını doladığımı. İkinciyi örüyorum. Üçüncüyü çekmiyorum. Bekletiyorum. Tekrar üçüncü kez giriyorum. Tığın başındakini aldım doladığımı ikinci kez aldım ve bekletiyorum almıyorum bakınız 3 tane şöyle tığımızı sayıyoruz bir asıl ilmeğimiz 3 tane de trabzanlarımızın ilmeği toplamda 4 tane ilmek var hepsini aynı anda çekip kapatıyorum ve bir iki zincirimi çekiyorum tığımın başını doluyorum aynı şekilde 3 defa aynı işlemi zincir yuvasının içerisine yapıyorum 1 2 bekletiyorum tekrar 1, 2 ve tığımda bekletiyorum. 4 tane ilmeğim olacaktı. Yani 3 tane trabzanı başlatmış olacaktım. 1, 2. Şu an bakıyoruz. 1, 2, 3, 4. Yani 3 tane trabzanım. Bir de ana ilmeğim. Hepsini aynı anda çekerek kapatıyorum. Çekip kapadım. 1 tane zincir çekiyorum bir aşağıdaki kutuyu atlıyorum diğer kutunun içine tığımın başını dolayarak giriyorum ve örmeye başlıyorum 1 2 hepsini çektim 3 seferde tekrar 1 2 ve 3 seferde hepsini çektim şurada yapmış olduğumuz işlemin aynısını yapıyoruz burada 2 zincir çekiyorum 1 2 2 trabzan 2 zincir 2 trabzan 3 defada bunu alıyorum 1 2 ve 3 tekrar giriyorum 1 2 ve 3 şöyle görelim 2 trabzan 2 zincir 2 trabzan tamamını çektim 1 zincir 1 kutucuk atladık 3 tane trabzanımızı ördük ama çekmedik. 3'ünü aynı anda çektim. 2 zincirimi ördüm. Tekrar 3 tane trabzanı hepsini birer birer çektik. 3. kez hepsini aynı anda çekerek şu şekilde bakın çiçek gibi tek seferde büktük bu kısmını. 1 zincir çektim. Aşağıdan bir kutucuk atladım. 2 tane trabzan ördüm. 2 zincir, 2 trabzan. Şimdi 1 zincirimi çekiyorum. Yine aşağıdan bir tane kutucuğu atlıyorum. ikinci kutucuğun içerisine giriyorum. 1 2 ve çekmiyorum. Tekrar 1 2 tığımda bekletiyorum. 3. kez tekrar giriyorum. 1 2 ve hepsini aynı anda çekiyorum. Tekrar 2 zincir ilavesi ediyor ilavesi yapıyorum. Başını doluyorum. Aynı yere girerek 1 2

3 tane trabzanımızın ikisini çektik. Üçüncüsünü çekmeden tığımızda bekletiyoruz. Ve bakın 4 tane de ilmeğimiz tığımızda. Hepsini aynı anda çekiyorum. Kapatıyorum ve bir zincir şeklinde sıramızın başına kadar bir üçlü trabzanı aynı anda çekerek oluşturduğumuz grup. Bir de iki trabzan, 2 zincir, iki trabzanlı grubu birer kutucuk atlayarak sıra başına kadar örerek gelelim elbisemizin ikinci sırasını tamamladık şimdi üçüncü sırasına geçmek üzere geldik sıralarımızı birbirine birleştirme yerindeyiz bir tane zincirimi çektim tığımın başını dolamadan direkt bakın dört tane zincir çekmiş olduğum yerin yanındaki trabzanın üzerine gelerek batıyorum ve çekiyorum ve iki tane trabzanımın içerisine şöyle bir şekilde örmeden geçişimi Yapıyorum. Şöyle ilmeğimizi geçirdik. Bakınız şu şekilde. Ve 4 tane zinciri burada örüyorum. 2, 3, 4. Tığımın başını doluyorum. Bu kez zincirin içerisine girerek 1, 2, 3. Biraz önceki sırada aldığımızın aynı şekliyle alıyoruz. 2 zincirimizi çekiyoruz. Tığımızın başını dolayıp aynen zincirin içerisine 1, 2, 3 defa da çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Bu kez iki tane trabzanın orta yerine giriyorum. Bakın ikincisine. Bir, iki, üç. Şu şekilde örüyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Üç tane trabzan aynı anda çekmiş olduğumuz grubumuza geliyoruz. Yine aynı işlemimizi tekrar ediyoruz. Bir zincirden sonra iki zincirin olduğu yere giriyorum. Bir, iki, bekletiyorum. Tekrar başını doluyorum. 1 2 bekletiyorum üçüncüyü aynı anda çekeceğiz 1 2 üçünü de aynı anda çekiyorum 1 2 3 tane de zincir bir tane zincirimiz fazlalaştı altta 2 zincirde üstte 3 zincire çıktı sadece bu dolgulu olan yerlerde şu trabzanlarda yine 2 zincir çekiyoruz üçünü aynı anda aldığımız yerde 3 zincire çıkardık Tığımın başını doluyorum. Aynı yere girerek 1 2 bekletiyorum. Tığımın başını doluyorum. 1 2 bekletiyorum. 3. kez 1 2 diyorum ve hepsini aynı anda alıyorum. Ve bir zincir çekerek diğer trabzanımın olduğu yere geçiyorum ve iki tane trabzanın tam arasına giriyorum ve örüyorum. 2 3 defa da aldım. Tığımın başını doladım. Bu kez zincirimin içerisine giriyorum. 1 2 ve 3. kez çekiyorum. 2 tane zincirim ilave ediyorum. 1 2 tığımın başını doluyorum. Aynı yere girerek 1 2 3 defa da alıyorum. Tığımın tekrar başını doluyorum. 2 trabzanın tam ortasına gelerek 1 2 3 diyerek batıyorum. Şu şekilde örmeye biraz daha devam edelim. Bir tane zincirimi çekiyorum, tığımızın başını dolayıp tekrar şu üç trabzanı aynı anda çektiğimiz yeri içine batıyoruz ve sırasıyla bir, iki tığımda bekletiyorum. Bir, iki tığımda bekletiyorum. Bir, iki, üç tane trabzan onca hepsini aynı anda çekerek kapatıyorum ve zincirimi çekiyorum. İki. 3 tane zincirimi çektim. Tığımın tekrar başını doluyorum, başlıyorum. 1 2 Tekrar 1 2 ve 3. kez alıyorum. 1 2 hepsini aynı anda çekip bir tane zincirle kapatıyorum. Bir sıramızın sonuna geldik, diğer sıramızın başlangıç noktasına geldik. Şu şekilde bütün sıralarımızı örerek tamamladım. Bir zincir çektim ve diğer sırama başlıyorum. 4 tane zincir çekmiş olduğum yere gelerek batıyorum. Bir zincir salimdeydi. Batıp birleştiriyorum ve 1 2 3 4. sıramıza başlamak üzere hemen zincirimi çekiyorum. 1 2 3 4. Tığımın başını doluyorum. 2 zincir çekmiş olduğum yerin içerisine girip 3 seferde örüyorum. Bakın başını doladım 2 ve 3. Tekrar başını doluyorum. Aynı yere bir daha batıyorum. 1 2, 3. 2 olan trabzan sayısını görmüş olduğunuz gibi 3'e çıkardık. Tekrar 2 zincirimizi çekiyoruz. Tığımızın başını dolayıp yine 3 seferde önce 2 zincirimizin olduğu yere 2 trabzan 2 trabzan ördüm. Sonra tam 2 trabzanın arasına batarak 3. trabzanımı ördüm. Ve bir zincir çekerek şuradaki 3 tane trabzanı aynı anda aldığım yerin tam orta yerine batıyorum ve 2 tutuyorum 3. örmüyorum 1 2 tekrar tutuyorum 1 2 ve hepsini aynı anda çekiyorum 1 2 3 zincir ilavesi ile tekrar aynı işlemimi yapıyorum burada bir alt sıradaki işlemimizin aynısını tekrar ediyoruz 1 2 bekletiyorum. 1 2 bekletiyorum. 1 2 bekletiyorum ve hepsini aynı anda çekiyorum. Ve bir zincir ilave ediyorum. Sıramın başını doluyorum. Tam şuradaki iki trabzanın sıradaki iki trabzan arasına giriyorum. 1 2 ve 3 sefer de örüyorum. Tekrar başını doluyorum. İki zincirimin içerisine girerek iki tane trabzanımı örüyorum. Ve 2 olan trabzan sayımı burada 1 artırarak 3'e çıkarıyorum. 2 tane zincirimi çekip tekrar 3 seferde trabzanımı örüyorum. 2 tanesi zincirin içerisine 3. trabzanım ise aşağıdaki 2 trabzanın tam arasına denk gelecek şekilde batıyorum. Şöyle bir bakalım. 3 tane trabzanımızı ördük. 2 zincir çektik. Tekrar 3 trabzan. 3 trabzanımızın 2 tanesi zincirimizin yuvasının içerine. Bir diğer üçüncüsü ise aşağıdaki iki trabzanın tam ortasına batıyoruz. Bir zincirimi çekiyorum. Bu şuradaki görmüş olduğunuz üç trabzanı aynı anda çektiğimiz yerdeki işlemimizin birebir aynısını yapıyoruz. Üç tane zincirimizi çekip tekrar bu zincir çekmiş olduğumuz yere 3 zincirin içerisine girerek yapıyoruz burası bakınız aynı şekilde akıyor bu üst sırada sadece bir tane trabzanımız artırdık o da şu şekilde zincir yuvasının içerisine sağından ve solundan zincirimizin birer artış oldu bütün sıramızı bu şekilde örerek şurada görüşelim 1 2, 3 4 kutucuklarımızla birlikte dördüncü sıramızı tamamladık 5 sıramızı örmek için hazırız. Hemen robamızı alıyoruz elbisemizi. Bir tane zincirimi çekmiştim. Şu şekilde 4 zincir çekmiş olduğum yerin dördüncüsüne gelip batıyorum. şöyle geçiyorum. Ve hemen bakın 4 zincir çekmiş olduğum yerle ortadaki trabzanın arasına giriyorum. Bu şekilde ilmeğimi geçiriyorum ve 4 tane zincir çekmeye başlıyorum 2 3 4 4 tane zincirimi çektikten sonra tığımın başını doluyorum sıradaki trabzanın içerisine girerek birer birer örüyorum 2 ve 3 tığımın tekrar başını doluyorum şu iki tane zincirimin olduğu yere gelerek bir tane trabzanımı örüyorum 3 tane trabzan ördüm bir alt sıraya bakacak olursak aşağıda da 3 tane trabzanımızı ördük. Fakat 2 tanesini zincirimizin içine battık. Burada ise zincirimizin içine değil bir tane birinci trabzanımı birle ikinci trabzanın iç arasına ikinci trabzanımı 2 ile 3. trabzanımın arasına battım. 3. trabzanım ise 2 tane çekmiş olduğum zincirimizin içerisine battım. Tığımızın başını dolayarak Diğer trabzan grubunu örmeye başlıyoruz ve zincirin içerisine girerek bir tane trabzanı 3 seferde çekerek örüyorum. Trabzan tığımın başını doluyorum. Şu görmüş olduğumuz tıpkı buradaki gibi bakınız. 2 ile 3'ün arasına batıyorum şimdi. ikinci trabzanla 3. trabzanın arasına batıyorum. 1 2 3 seferde alıyorum. Tığımın başını doluyorum. En son bakın 1 ile 2. trabzanın arasına giriyorum ve 3 seferde örüyorum. Şu şekilde. Şimdi ilerleyen yerde daha belirli olacak da. Bir tane zincirim çekiyorum. Şurada yaptığım işlemin yine aynısını tekrar ediyorum. bir üçüncüyü çekmeden tutuyorum. 3. trabzanı da aldım. Hepsini birlikte çekiyorum. 1 2 3 zincir. Tığımın başını dolayarak aynı yere girerek 1 2 diyorum. 1 2 1 2 ve hepsini aynı anda çekiyorum ve bir tane zincirimi ilave ediyorum tığımın başını doluyorum bakın şimdi daha belirli olacaktır birinci trabzanla ikinci trabzanın arasına girerek bir tane trabzanımı örüyorum tığımın başını doluyorum 2 ile 3'ün arasına girerek örüyorum birer birer çekiyorum Üçüncü trabzanımı ise zincirin içerisine gelerek giriyorum. Bir, iki tane zincir çekiyorum. Tığımın başını dolayıp zincirin içerisine girerek bir tane trabzanımı üç seferde çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Bakın bir ile ikinin arası. ya yani bu yönden saydığımız zaman bir ile ikinin arasına giriyoruz. Bir, iki ve üç örüyorum. Tığımın başını doluyorum. 2 ile 3'ün arasına da girerek örüyorum ve bir zincir çekiyorum. Şöyle görmüş olduğumuz gibi trabzanlarımızı da bu şekilde doldurarak devam ediyoruz. Şimdi şu topluyu da yapalım. Girelim. Bekletiyorum. Bunlar aynı değişmiyor. Bakınız şimdiye kadar sadece aradaki zincir sayısında bir fazlalık oldu. Hepsini aynı anda çekiyorum. 1 2 3. Başını doluyorum. 2 bekletiyorum başını doluyorum bakın iki tane ördüm 2 hepsini aynı anda çekiyorum ve bir zincir tığımın tamam, başını doluyorum hemen görmüş olduğum yeri giriyorum tamamen örüyorum ikinci trabzanımı üçüncü zincirin içerisine iki tane zincir ilavesi yapıyorum Taban başını dolayıp bir diyorum diğer tarafa. Zincirden sonra trabzanlarım için bir. iki trabzanımın arasına giriyorum. sırasıyla bakınız. Çok zevkli örmesi. Ve bir tane zincir ve devam edip gidiyoruz şu şekilde. Robamızı yeteri kadar uzattık. Şöyle bir ölçü vermek istiyorum. Ölçümüzü verelim. Sizlerde istediğiniz uzunluğa gelene kadar örün. Şu şekilde 11 santim robamızın uzun. aslında şöyle daha bir düzeltip tutalım. 11 santim. Çok 11'den birazcık kısa gibi. Ona göre ayarlarsınız. Bu kadar yeterli. Şimdi görmüş olduğunuz gibi ben işaretlerimi koydum. Şimdi bu işaretleri nasıl ve neye göre koyduğumuzu sizlerle birlikte bir tekrar edelim. Bakın ilmeğimizin olduğu yerin hemen yanına bir tane işaretimi koydum. Her bir dilimi şu şekilde görmüş olduğunuz dilimi bir diye sayıyoruz. Yanındakini iki diye sayıyoruz. Yani sadece bunları ya da sadece bunları değil hepsini birer birer ayrı ayrı sayıyoruz. Şimdi sarı ayıracımın yanından saymaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4, beş, altı. 6 tane bir ayraçtan bir ayraca trabzanımız ve dolgu hepsini birlikte aldığımız kısım olarak 6 tane kısım var. Burayı kolumuz için ayırıyoruz. Bakınız burası kolumuzun olacağı yer. Şimdi pembe olan yerden devam ediyorum saymaya. Önümüz ya da arkamız her ikisi de eşit zaten. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7, 7 ön ve arka 6 6 kollarımız. Şimdi tekrar saymaya başlıyorum. 1 2 3 4 5 6. Bakınız ilk başlangıç noktamız 6. Her iki karşılıklı yer 6 6 dilim olarak ve burası da sayalım. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Bakınız bir işaretten diğer işaretimize kadar. 6'larımızı kolumuz için ayırıyoruz şu şekilde. Şu şekilde gayet yeterli. Bakın görmüş olduğunuz gibi. Yedileri de ön ve arkamız için ayırıyoruz ve hemen örmeye başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kolumuzun olduğu bölüm burası. Kolumuzun birleştirme noktası. Bakınız ilk örgümüzü başlayacağımız yerden direkt ilmeğimi taktım. Hiçbir şey yapmadan büktüm. Şu şekilde İşaret koyduğum diğer noktaya gelerek şu şekilde bakınız. Başını doluyorum. Trabzanımı örmeye başlıyorum. Bir noktadan diğerine. Şuradan hemen 3 tane trabzanı aynı anda örmüştük. Bakın 3 zincir çekmiştik. 3 tane trabzanı aynı anda örmüştük. Onun hemen yanından başlıyorum. Direkt geldim. Trabzanımı ördüm. Birinci trabzanımı. Şimdi ikinci trabzanımı birer birer örüyorum. Ve üçüncü trabzanım. Hiç kol altı için zincir ayırmadık. Bakın direkt çektik. Şu şekilde. Devam ediyoruz şimdi. İki zincir. Bir tanesi içerisine ve diğerleri sırası ile birer birer örerek diğer kol altı birleştirme noktasına kadar birer birer örelim bir zincir ve araya giriyorum 3 zincirimin olduğu yere 3 tane trabzanımı 2 defa çekiyorum üçüncülerini bekletiyorum yine hepsini çekiyorum 3 tane zincir ilavesi aynı yere tekrar 3 tane trabzanım 1 2 3 hepsini çekelim ve bir şu görmüş olduğunuz kısımlarda birebir aynı ölçülerde örelim yeşil işaretimin olduğu yere kadar gelelim elbisemizin ön kısmından örerek geldim bakınız şuraya kadar işaretimin olduğu yere kadar 3 trabzan 2 zincir 3 trabzanımı ördüm zincir falan çekmedim bakınız sadece bir tane alıyorum ve direkt işaretimin yanındaki 3 trabzan 3 zincir 3 trabzanlı bölüme gelerek batıyorum ve tığımda bekletip hepsini aynı anda alıyorum ve diğer gövdeye geçmiş oluyoruz ve ikinci kolumuzda bu şekilde ayırmış oluyoruz bakınız işareti koyduğum yer ve diğer işaretimiz bir tanesi düz bir tanesi şu şekilde 3 3 top top aldığımız yerler 1 2 3 ve aynı yere batıyorum İkinci kolumuzu da bu şekilde birleştirmiş oluyoruz. 2 ve 3 şöyle alalım. Yani buraya kadar yapmış olduğumuz işlemin birebir aynısını yaptık. Şimdi görmüş olduğumuz şu aynen ördüğümüz bölümümüzü de örelim. Diğer birleştirme noktamıza kadar gelelim. Şöyle görelim elbisemizi. Bakın gayet güzel oldu kollarımız. Bir işaretten diğer altı şar dilim kollarımız da var yetişer dilim ön ve arkamızda mevcut. Şimdi bu kısımdan sarı işaretimin olduğu yere kadar örerek gelelim. Kolumuzun altından ilk başlangıç noktamıza geldik. Bakın direkt karşıya geçip birleştirmiştik. Ve diğer en son 3 tane trabzanımızı aynı anda ördüğümüz bölüme geldik. Artık ikinci sıra olarak gövdemizden devam ediyoruz ve buradaki trabzan sayısını 4'e çıkarıyoruz 4 trabzan 2 zincir 4 trabzan şeklinde buradan itibaren artırmaya başlayalım tığımın başını doladım bakınız ilk trabzanımın arasına girdim aynı şekilde çekiyorum birer birer ve içeri girdim zincirin 4 tane trabzan ördüm. Burada gördüğünüz gibi zincirin içerisine 2 tane trabzan ördüm. Ama bir diğer dönüşümüzde 2 tane olmayacak tek olacak. Çünkü 1, 2, 3 batacağız. Bir tanesini zincirimizin yani biraz sonra çekeceğim 2 zincirin içine batacağız. Burada trabzanımız 3 olduğu için 1 ile 2'nin arasına başladığımız için bu şekilde 2 tane battık. Ama bir diğer sıramızda 1, 2, 3, dördüncüsü zincirin içerisinde olacak. Şimdi bu şekilde ikisi zincirin içerisinde, iki de trabzanın üzerinde olmak üzere bu trabzanlarımızı örelim birkaç sıra beraber. İki zincirimi çektim, iki trabzanımı sırasıyla zincirin içerisine ördüm. Sadece bu sıraya mahsus ve üçüncüyü sıradaki trabzanın ve dördüncü. ve bir tane zincir tığımın başında doluyorum burada hiç değişiklik yok 3 tane trabzanı birer birer tığımızda bekletiyoruz hepsini aynı anda alıyoruz 3 tane zincirimizi çekiyoruz burada 1 2 ve 3 hepsini aynı anda çekelim 3 tane zincir tekrar girelim 1 2 ve 3 hepsini çekelim ve bir zincir geçişlerin arasında birer zincir ve başlayalım 3 tane örmüş olduğumuz trabzanın üzerine 1 hepsini örüyoruz 2 ve zincirin içerisine 2 tane örüyoruz 3 ve 4 4 tane trabzan bir artışımızı yaptık. 2 tane zincir. 2 tekrar zincirimizin içerisine giriyorum. 1 2 ve trabzanların üzerine 3 ve 4. Bu şekilde 4 trabzanımızı örerek diğer kolumuzun altına kadar da hepsini bakınız aynı 4'er 4'er örüp geliyoruz başlangıç noktasında görüşelim. İlk 4 yaptığımız yere kadar dolaşarak hepsini örelim. Başlangıç noktamıza kadar geldik. Bakınız ördük. İlk 4 tane trabzanımızı örmüş olduğumuz yere kadar geldik. Şöyle. Biraz önceki sıramızda da söylemiştik. Bakınız ilk trabzanımızı yaptıktan sonra zincirin içerisine 2 tane trabzan olacaktı. Ama şimdi bakın ilk başlıyoruz. 1 ile 2'nin arasına batıyoruz. 1 2 3 ve 2 zincirimizin içerisine 4. trabzanımızı örüyoruz bu şekilde 2 zincirimizi çekiyoruz tekrar zincirin içerisine bir trabzan ve birer birer diğer trabzanlarımın üzerine örüyorum 2 3 ve 4 bir tane zincirimi çekiyorum. Şu görmüş olduğunuz grubumuzu yapıyoruz ve bir diğer bütün trabzanlarımızı 4 trabzan, 2 zincir, 4 trabzan şu grubumuzu yine örüyoruz. 3 trabzanı aynı anda alıyoruz. 3 zincir, 3 trabzanı aynı anda alarak başlangıç noktamıza kadar geliyoruz ve toplamda 1, 2 ve 3 tane dörtlü sıramızı oluşturuyoruz. Elbisemizin kollarını birleştirdikten sonra aşağıya doğru örmeye devam ediyoruz. Bakınız 3 sıra 4 trabzan olarak ördük. Şimdi 3 sıra 5 trabzan olarak örelim. Aynı yaptığımız gibi bakınız hiçbir değişiklik yok. Trabzanlarımızı birer birer artırarak devam ediyoruz. Şimdi ilk sıramızda şöyle gösterelim. 1, 2, 3, 4, 5. İlk sırada şöyle 2 defa oluyor. Aynı 4'te yaptığımız gibi bakın. 3'ten 4'e çıktığımızda ilk İki zincirimizin içerisinde iki tane batarak artışla yapıyoruz bir üst sırada ise yine bir tane olarak kalıyor şöyle hepsinin yerli yerine yerleştiği için bir tane kalıyor yine beşe geçerken iki tane zincirimizin içerisine iki trabzan yapıyoruz şu aşağıdaki zincir sayımız ikiydi daha sonraki sıralarda tıpkı bu dörtte olduğu gibi her birisine birer trabzan ve zincirimizin içine bir trabzan olarak devam ediyoruz. Ve bu şekilde artırmalarımızı yapıyoruz. 3 sırada 5 trabzan örelim. Şimdi ilk sıra olduğu için 2 2 batıyoruz. 2 tane battım. Bakınız diğer sırada her birine birer olacak ve 3 sıra tamamlayalım. Tamamladıktan sonra tekrar görüşelim. Zaten şu kısımda herhangi bir değişiklik yok. 2, 3, 4, 5. Bir tane zincirim çekiyorum. Şuradaki sıramızı aynen devam ediyoruz. 3 sıra 5 trabzan olarak örelim. Elbisemi istediğim uzunluğa kadar ördüm. Şu şekilde görecek olursak etek uçlarını bir sıra başını dolayıp battım. Şu şekilde yakından göstereceğim biraz sonra. Yalnız sayılarına bir bakmak istiyorum. 1 2 bakınız şurada 3'ler 3'leri 3 üç tane trabzanımızın olduğu bölümü bitirmiştik 4 tane trabzanımızın olduğu yer 3 defa örmüştük 5 trabzanımızın olduğu yer 1 2 3 6 trabzanımızın olduğu yer artışlarımızı şu görmüş olduğunuz aralarda ikişer almıştık daha sonra hepsinin üzerine birer birer denk gelmişti şöyle beraber yapmıştık 2 4 6 Altıncı sıramız 1, 2, 3. Sonra yedinci trabzana geçtik. Bakın hepsini üçer üçer ördük. Altı trabzanımıza varana kadar her bir sırayı 3'eri, 4'eri, 5'eri, altışarı, üçer sıra ördük. Şu şekilde. Şimdi bir bakalım. 2, 4, 6, 7. Yedinciyi 1, 2, 3, 4 sıra ördük. 4 sıra 7'yi ördük. Diğerlerini 3 örmüştük. Sonra 8'e geldik. Bakın 2, 4, 6, 8. Buradan sonrasını tamamen 8 ördük. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sırada 8 örerek elbisemizi tamamladık. Elbisemizin şöyle bir uzunluğuna bakalım. Ama henüz tam bitmediği için aslında bittikten sonra da bakabiliriz. Şu an sadece şu boyun kısmına da bir süsleme yapacağız. Diğerlerine bakalım. 42 santim elbisemizin uzunluğu. Elbisemize kol altı ölçüsünü alalım. Kol altı ölçüsü şöyle görüyoruz 24. Şu bel kısmına doğru bir bakalım. 24, 34. En uç kısmına bakalım etek kısmına. Etek kısmı ise 48 santimden oluşmakta. Elbisemizin bütün ölçülerini verdik. Şimdi koluna bir bakalım. Bakınız kol ucuna başını dolayıp battım. Başını dolayıp battım. Her bir trabzan arasına birer defa. Şu görmüş olduğunuz ara kısımlara ise 3 defa. Etik ucunda da aynı uygulamayı yaptık. Bakınız her birisine birer defa başını dolayıp battık. Bu kısma 3 defa battık zincirlerin arasına. Şurada da görmüş olduğumuz gibi. Kenarlarımızı yapmaya hemen başlayalım. Şu şekilde kol altından uygun yerden girelim ipimizi sabitleyelim. İpimi sabitledim ve hemen görmüş olduğunuz 3 tane trabzanı aynı anda aldığımız ve 3 zincirimizin olduğu yere geldik. Hemen o kenarına bir iki defa başını dolayıp batıyorum. Zincirin ortasına geliyorum. 1 2 ve 3. Hemen diğer kenarına batıyorum. 1 Iki. başını doluyorum çekiyorum başını doluyorum çekiyorum bakınız şimdi trabzanlarımın olduğu yere geldim her bir trabzanın arasına bir tane bir başını doladım battım çektim ikinci yere başını dolayıp batıyorum zincirimin olduğu bölüme geldim burayı 3 defa yapıyoruz 1 2 3 daha çok sivri isterseniz bir tane daha yapabilirsiniz daha sık olmasını isterseniz Yine trabzanımın arasına bir girdim, trabzanımın arasına bir, diğer kenara iki defa giriyorum, şu topun kenarına, yani top dediğim hepsini aynı anda toplu bir şekilde aldığımız yere ve ortaya üç tane, üç kenarına iki defa, iki defa yapıyoruz bir, İki. trabzanımın olduğu yere bir, her bir trabzana. 1 tam ortasına 3 1 2 3 yani 3 zincir ve 2 zincir çekmiş olduğum yere 3 defa giriyoruz şuradaki aynı anda çekmiş olduğumuz üçlerin her iki yanına iki defa batıyoruz ve trabzanlarımızın her birisinin arasına birer tane batarak tamamlıyoruz etik uçlarımızı da aynı şekilde tamamlayarak sıramızın başına kadar geliyoruz Bakın kenarına geldim. Bir aldım. İki. Hemen ortadayım. Üç defa giriyorum. Bir. İki. Üç. Diğer kenarındayım. İki defa giriyorum. Bir. İki. Her bir trabzanın içerisine birer defa. Bir. Başına doluyorum. Ve üç defa giriyorum. Zincir çektiğim yere. Bir. İki. 3 Üç. Trabzanlarımın arasına birer defa bir, başını doluyorum, başını doluyorum ve kenara iki defa bir, iki. Bu şekilde bütün kenarlarımızı yaparak tamamlayalım. Son olarak elbisemizin ilk başlangıç noktasında trabzanlarımız vardı. Trabzanlarımızın içine de aynı işlemimizi yapalım ve elbisemizi her yönüyle tamamlamış olalım. Şimdi omzunun üzerinden başlıyorum. Herhangi bir trabzanın arasına girebilirsiniz. 1, 2, 3 tane zincir çekelim ilk önce. Başını doluyorum, batıyorum. Hemen diğerine geçiyorum. Başını doluyorum, batıyorum. Aynı yere ikinci kez giriyorum. Sıradakine başını doluyorum. Hepsini birlikte. Aynı yere bir daha. Sıradakine geçiyorum. İp de arkadan götürüyorum dikkat ederseniz. Başını doladım. Çektim. Aynı yere başını doluyorum. Sıradakine Sıradakine her bir trabzana ikişer defa başını dolayarak tığımızı batıyoruz ve tek seferde çekiyoruz. Her bir kutuya iki. Aradaki trabzanların üzerine batmıyoruz. Sadece kutuların içerisine ikişer işlemimizi yapıyoruz. Şöyle yakından bakalım. Her bir kutuya bakınız. Bir. Tekrar iki. Şimdi bu kutuya bir ve iki. Tekrar bütün kutular ikişer defa dolduralım ve aradaki direklere hiç dokunmayalım bir iki başlangıç noktamıza kadar örerek tamamlayalım elbisemizin boyun kısmını da teker teker dolaşarak bakınız bitirdik elbisemiz kullanıma hazır hale geldi Hepinizin ellerine sağlık. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.